Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta her ilde kadınlar kadına yönelik her türlü şiddete karşı isyanını alarak sokaklara çıktı, eylemler yaptı. Özellikle son bir yılda yaşamın bütün alanlarında gerek fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel, cinsel, gerekse de siyasal alanda kadınlara yönelik şiddet yoğunlaştı ve saldırılar mislice arttı. Değerli milletvekilleri, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2009 yılına kadar cinsiyetçi politikalarının bir sonucu olarak 7 yılda kadın cinayetlerindeki %1400'lük artış, hükümetin kadına karşı bakış açısını ve zihniyetini ortaya çıkarmada önemli bir veri sunmuştur. Son bir yıl içerisinde ise erkek şiddetinden kaynaklı 332 kadın öldürülmüş, savaştan kaynaklı en az 90 kadın katledilmiştir. Sadece bu sonuçlar bile AKP'nin kadına bakış açısının sistematik ve ideolojik bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bütün diktatöryel rejimler ve tarihsel süreçler çok net bir şekilde göstermiştir ki toplumun demokratik özünü yok etmek için önce kadın örgütlülüğü, kurumsallığı ve kazanımları hedef alınmış ve yok edilmek istenmiştir. Bugün bir kadın partisi olarak bizlere dayatılan savaş politikaları irademizi kırmaya yöneliktir. Biz biliyoruz ki demokratikleşmenin eşit ve özgür bir toplumun adil ve barışçıl bir zeminde yaşamasının temel koşulu kadın toplumsallığı, kadın düşüncesi, rengi, gücü ve örgütlülüğüdür. Demokratik siyaset alanından tasfiye edilmemize yönelik uygulamalar ne tesadüf ne de yenidir. Sadece ve sadece bin yılların cinsiyetçi, militarist ve milliyetçi politikalarının deneyimleriyle kurumsallaşmış, toplumsal değerlerin alt üst olduğu bir süreç yaşanmaktadır. Hükümetin gayri ahlaki yaklaşımlarla, KHK'larla ve son olarak çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezasızlığın önünü açan yasa önerisinde somutlaşmıştır. Mirabellerin, Rozaların, Saraların, Sevelerin, Arinlerin, Eylemlerin, kaderlerin verdiği yaşam ve mücadele gücüyle mücadele yürüten, cesaret ve kararlılığıyla kadınlara öncülük eden eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, kadın özgürlük yürüyüşüne öncülük eden Keca sözcüsü Ayla Akat Atay'a, bu genel kurulda biz kimsenin anası ya da bacısı değiliz diyen DBP eş genel başkanı Sebahat Tüncel şahsında kadın siyasetçilere, yıllarca Diyarbakır zindanlarında darbeci zihniyete karşı direnmiş Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak şahsında belediye eş başkanlarına, kadın vekillere, kadın akademisyenlere, feministlere, eğitim ve sağlık emekçilerine, yine kadın özgürlük mücadelesinde yer alan bütün kadınlara yönelik sınırsız baskı, direnen ve giderek kurumsallaşan ve toplumsal dönüşümde temel dinamik olan kadın iradesine duyulan korkunun sonucudur. Savaş süreçlerinde en önemli dayanışma ağlarını kuran, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini yürüten, eş başkanlık, eşit temsil gibi kadınlar karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlayan yöntemleri geliştiren kadınlar bugün çok önemli kurumsallaşmaları sağlamıştır. Diğer yandan kadınların kendi ve öz birikimlerinin toplumsal barış süreçlerine aktarılması ve gerçek bir demokrasinin inşasında siyasi bir perspektif sunmaları açısından varlığını ve önemini görmek elzemdir. Dünya deneyimleri de göstermiştir ki kadınların olmadığı hiçbir toplumda barışın sağlanması mümkün değildir. Tam da bu nedenle kadınların örgütlü gücünden korkmak yerine örgütlü gücünü esas almak gerekiyor. Değerli milletvekilleri, tarihsel olarak ulus devlet mihenk taşı olan tekçilik ve ırkçılığa karşı kadınların ortaya koymuş olduğu demokratik toplum anlayışını inşa etmeye ve kadınlar özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasi, özgürlük ve eşitliğin ancak kadınların özgür olduğu bir toplumda gelişebileceğini bilerek, kendini bilmeyenin fıtratı şiddettir. Bizler kendini ve mücadele edilerek kazanılacağını bilenler olarak mücadelemizi büyütecek ve mutlaka kazanacağız.